duyarlılık analizleri. Duyarlılık analizleri modelde yapılan herhangi bir değişikliğin optimal çözümde yapacağı değişiklikler duyarlılık analiziyle belirlenir. Yapılan işlemlerde öngörülen farklılaşmanın hangi değerleri için eldeki çözümün korunacağı, hangi değerleri için yeni çözüme gerekli olacağı belirlenir. Şimdi şu soruları sormamız gerekiyor. Öngörülen farklılaşma son sinkleş tablosunun hangi kısmına yansır? Bu farklılaşma ile en iyilik ve uygunluk koşulları nasıl etkilenir? Bu soruları eğer doğru olarak cevaplayabilirsek duyarlılık analizlerini kolaylıkla yapabiliriz. Şimdi duyarlılık analizlerini biz iki ayrı kısımda inceliyoruz. Birincisi parametrelerdeki farklılaşmalara karşı duyarlılık. İkincisi ise modeldeki yapısal değişikliklere karşı duyarlılık. Parametrelere karşı olan duyarlılık katkı vektöründeki farklılaşmalar. Ya katkı vektörü dediğimiz C vektörü. Biz C vektörünü temel değişkenlerin katsayıları CBV'lerle ve temel dışı değişkenlerin katsayıları olan CNBV'ler şeklinde iki ayrı vektör biçiminde ifade edebiliriz. İkincisi kaynaklar vektöründeki farklılaşmalar. Bu da aslında sağ taraf sabitlenerek yani B vektörüne karşılık geliyor. Üçüncüsü ise teknik katsayılar matrisindeki farklılaşmalar. Teknik katsayılar matrisini biz A ile göstermiştik hatırlıyorsanız. Burada A da aslında temel değişkenlerin katsayıları B ve temel dışı değişkenlerin katsayıları M biçiminde bu matriste iki parça halinde düşünebiliriz. Modeldeki yapısal değişikliklerde yeni bir değişken eklenmesi ya da yeni bir kısıt eklenmesi biçiminde olabilir. Yani problemi çözerken, çözdükten sonra daha sonrasında yeni bir değişkenin, yeni bir ürünün modele katılması, üretime girmesi şeklinde olabilir. Veya herhangi bir ham maddenin karşılanmasında kıtlık yaşanabilir. Bu durumda da yeni bir kısıt eklenmesi söz konusu olabilir. Yeniden çözüm yapmadan bu tür değişikliklerin son simpleks tablosunu nasıl etkileyeceğini, ne zaman yeni çözüme ihtiyaç duyacağımızı, ne zaman yeni çözüme duymadan sadece duyarlılık analizleriyle bu problemin üstesinden gelebileceğimizi araştırmaya çalışacağız. Şimdi birincisi katkı vektöründeki farklılaşmalar. Şimdi katkı vektörünü C ile göstermiştik. Dolayısıyla temel değişkenlerin katkıları ve temel dışı değişkenlerin katkıları şeklinde bakmamız lazım. Eğer katkısı değişen değişken temel dışı ise sadece o değişkenin Z satırındaki değeri değişir. Bu matris notasyonlarıyla simplex tablosunun ifadesine baktığımız zaman katkı vektörü CBV'ler ve CNBV'ler Z satırını etkilemekte. Dolayısıyla eğer temel dışı değişkenin katkısında bir değişiklik varsa CNBV'de bir değişiklik vardır. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman sadece ilgili değişkenin katsayısı değişecek. Eğer katkısı değişen değişken temel değişken ise tüm Z satırı bundan etkilenir. Onu da şuradan görebiliriz. CBV ile B üzeri eksi 1 N'yi çarptığımız için şuradaki CBV katkısı bütün satırı etkileyecektir. Bundan dolayı da temel değişken olduğu zaman bütün satıra tek tek dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir örnek üzerinden bunu daha net bir şekilde açıklamaya çalışalım. Örnek şu şekilde bir maksimizasyon problemi ve bu problemin son simpleks tablosu aşağıdaki gibi elde edilmiş. Şu soruları sorarak örneğe başlayabiliriz. Evet, sorular bu şekilde olsun. A şıkkı X3'ün katkısının hangi değerleri için
çözüm değişmez. İkincisi B şıkkı ise x2 değişkeninin amaç fonksiyonu katkısının duyarlılığını inceleriz. Şimdi öncelikle A şıkkından başlayalım. X3'ün katkısının hangi değerleri için bu sözüm değişmez? Şimdi üstçe bakıyorum. X3 son simplex tablosunda temel değişken. Temel değişken olduğu için bütün Z satırı bundan etkilenecek. Çünkü CB ve bütün C satırını etkilediği için temel değişken olarak bütün Z satırı bundan etkilenecek. Aslında şurası CJ-CJ değerimiz. Yani X3'ün katkısı ne burada? 2.5. Yani C3 eşittir 2.5. Dolayısıyla biz bunu delta kadar farklılaştırırsak, buna da C3 üstü dersem, yani X3'ü delta kadar farklılaştıracağım. Yani delta kadar arttıracağım veya azaltacağımı düşünecek olursak, CB ve temelde iki tane değişken olduğu için aslında şu şekilde gelecek. CB ve X1'in katsayısı ve X3'ün katsayısı sırasıyla. Dolayısıyla X1'in katsayısı 2, X3'ün katsayısı 2.5. Bunu delta kadar farklılaştırdığımı düşünüyorum. Dolayısıyla şu Z satırı, yani şurasının tamamı temel değişken olduğu için bundan etkilenecek. Orasını biz neyle görüyoruz aslında? CBB çarpı B üzeri eksi 1 ne? Eksi CNBB. CBB çarpı B üzeri eksi 1 ne? Eksi CNBB biçimindedir. Burada B üzeri eksi 1 ne maddesi de burada, şuradan bakabilirim. Yani x2'nin, x4'ün, küçük s1'in ve küçük s2'nin olduğu yere bakacağım. 1/3, 2/3, 1/3, eksi 4/3, 4, eksi 2, eksi 1/3 ve 2/3 içinde görebilirim burayı. Şimdi şunu yazmam gerekiyor aslında. Şurası dedik ki CJ, ZJ, CJ. Bunları göreceğim. Dolayısıyla tek tek bütün satır için bu işlemleri yapmam lazım. Yani CBV çarpı B üzeri eksi 1 N J'incisi eksi CJ. Bunun ne olması lazım? Bu bir maksimizasyon problemi olduğu için en iyi çözümün korunması için bunların büyük eşit 0 olması lazım. Burada gördüğümüz gibi bunların hepsi büyük eşit 0 olduğu için en iyilik koşulları sağlanmış. Buraya en iyilik koşulları diyoruz. Dolayısıyla bir maksimizasyon problemi olduğu için bunun da büyük eşit 0 kaldığı sürece en iyilik çözümleri sağlanmaya devam edecek. Şimdi şu şekilde bakalım sırasıyla, birinci değişkenden başlayarak. O zaman C1, Z1 eksi C1 eşittir CBV çarpı B üzeri eksi 1 N 1 eksi C1 biçiminde yazabilirim. Bu büyük eşit 0 olduğu sürece bir problem yok. Aslında bu temel değişken olduğu için X1
Burası 0 verecek. Şu şekilde yazabiliriz. CBV 2.5 artı delta çarpı birincisine bakıyorum. 1'e 0. 1'e 0 eksi C1. C1'in katkısı 2. Bunu bununla çarparsak 2 0 eksi 2 eşittir 0'ı verecek. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. İkincisi, bir temel değişkenlere bakmama gerek yok. Bir tanesini örnek olarak gösterdim. Temel değişkenleri atlayabilirim. Şimdi devam edecek olursak şu şekilde. İkincisi, Z2 eksi C2, o da eşittir. CBV çarpı B üzeri eksi 1 N 2 eksi C2'nin büyük eşit 0 olduğu sürece eldeki çözüm korunur. O zaman CBV 2'ye X3'ün katsayısını delta kadar arttırdım. Yani 2.5 artı delta çarpı B üzeri eksi 1 N 2. Aslında burada veya şuradan bakabilirim. 1 bölü 3'e 2 bölü 3. Eksi C2. C2 kaç? 2'nin katsayısı. Eksi 2. Büyük eşit 0 olduğu sürece eldeki çözüm korunur. Burada gerekli işlemleri yapacak olursak bir defa açık olarak yapacağım. 2 bölü 3 artı 2 bölü 3 çarpı 2.5 artı delta eksi 2 büyük eşit 0 olduğu sürece eldeki çözüm korunur. 2 bölü 3 artı 5 bölü 3 artı 2 delta bölü 3 eksi 2 büyük eşit 0. Burayı 3 ile çarpacak olursam 2 artı 5 artı 2 delta eksi 6 büyük eşit 0. Buradan delta büyük eşit eksi 1 bölü 2 bulunur. Bir tanesini buldum. Evet, bunu şuraya yazalım. Birincisi, bir tanesini buldum. Delta büyük eşit eksi 1 bölü 2. Evet, şimdi üçüncüsüne bakacağım. Bütün Z satır eklendiği için. Üçüncüsü x3 temel değişken. Bu sıfır olacak temel değişken olduğu için. O zaman hızlı bir şekilde şunu Z3 eksi C3 eşittir 0 diyebilirim. Temel değişken. Dördüncüsü Z4 eksi C4, o da eşittir CBV çarpı B üzeri eksi 1 N4 eksi C4 büyük eşit 0 olduğu sürece eldeki çözüm korunacak. O da eşittir CBV 2'ye 2.5 artı delta çarpı, buraya bakıyorum, dördüncüsündeyim, 1 bölü 3'e eksi 4 bölü 3. Eksi C4. X4 dün katsayısı yani. Eksi eksi 3. Büyük eşit 0 olduğu sürece eldeki çözüm korunacak. Buradan işlemleri yaparsak delta küçük eşit 1 bölü 4 edecektir. Onu da buraya yazalım. İkincisi delta küçük eşit 1 bölü 4. Devam edecek olursam 5.sine geldim. Sırasıyla 5 ve 6 ile yapacağım. Aynı şekilde.
S5 eksi C5, o da eşittir. CBV çarpı B üzeri eksi 1 ne? 5 eksi C5 büyük eşit 0 olduğu sürece eldeki çözüm korunacak. CBV 2'ye 2.5 artı delta çarpı B üzeri eksi 1 ne? 5 buradayım. 4'e eksi 2 buradan da görebiliriz. Eksi C5. C5 ne? S1'in katsayısı. Aslında biz buraya artı 0 S1'i yüklediğimiz için ve artı 0 küçük S2 yapay aylak ilişkenlerin amaç fonksiyonuna katkıları 0'dı. Dolayısıyla 0 büyük eşit 0. Buradan gerekli işlemleri yaparsanız delta küçük eşit 3 bölü 2 elde edilecek. Onu da yazalım. Delta küçük eşit 3 bölü 2. Benzer şekilde Z6 eksi C6 o da eşittir. CBV çarpı B üzeri eksi 1 ne? Altıncısına geldim. Eksi C6 büyük eşittir. 0 olması lazım. Maksimizasyon problemi olması için Z satırının tamamının büyük eşit 0 olacağından dolayı büyük eşit 0 diyorum. Dolayısıyla 2'ye 2.5 artı delta çarpı altıncısı eksi 1 bölü 3'e 2 bölü 3 buradan da görüyorum. Eksi 1 bölü 3'e 2 bölü 3 eksi C6 eskinin katsayısı 0. Büyük eşit 0 olacak. Buradan gerekli işlemleri yaptığınız zaman delta büyük eşit eksi 3 bölü 2 elde edilir. Onu da yazalım buraya. Delta büyük eşit eksi 3 bölü 2. Şimdi bunların ortak kesişim noktalarını bulmam lazım. Onu da bu şekilde yapabilirim kolaylık açısından. Burada C3'ü delta kadar arttırdım değil mi? D3'ün katsayısı kaçtı? 2.5. Bunu delta kadar arttırdığım zaman C3 üstü 2.5 artı delta idi. Şimdi bu deltalar için şöyle bir sayı doğrusu yapayım. Şurası 0 olsun. Şurası eksi 1 bölü 2. Eksi 3 bölü 2, 1 bölü 4 ve 3 bölü 2 olacak şekilde. Şimdi öncelikle eksi 1 bölü 2'den büyükle eşit. Yani şu kısmı düşünecek olursam şuradan büyük eşit. Daha sonra 1 bölü 4'ten küçük ve eşit. Şurası. Daha sonra 3 bölü 2'den küçük ve eşit. Ve en sonunda eksi 3 bölü 2'den büyük ve eşit olacak. Dolayısıyla bunların hepsinin kesiştiği nokta şu arada kaldığına göre delta eksi 1 bölü 2 ile artı 1 bölü 4 arasında kaldığı sürece delta eksi 1 bölü 2 ile artı 1 bölü 4 olduğu sürece eldeki çözüm korunur. Şimdi delta'yı yerine koyacak olursak burada dolayısıyla C3 bunu delta kadar farklılaştırdık. Dolayısıyla C3 2 ile küçük eşit 11 bölü 4 arasında kaldığı sürece
korunur. Şöyle bir soru sorabiliriz. C3 eşittir 2.5'tu. C3 2 olursa 52 çözüm. Korunur diyebiliriz. Veya yani delta'yı 0.5 azalttığım zaman 52 çözüm korunur. Veya C3 11 bölü 4'ten daha küçük olması lazım. C3'ü 3 alacak olursak 2.5 değil de 3 olmuş olursa C3 eşittir 3 olursa 52 çözüm bozulur. Şimdi B şıkkına bakalım. X2'nin amaç fonksiyonunun katkısının duyarlılığını inceleyiniz diyor. X2 bakıyorum temel değişkenler X3 ve X1 ve X3 olduğu için X2 temel dışı değişken. Temel dışı değişken olduğu için CMBV'den bahsediyoruz katkısı olarak. Dolayısıyla sadece X2'nin Z satırındaki katsayısı değişecek. Diğerlerinde bir değişiklik olmayacak. Şimdi onu yapalım. Şu şekilde düşünebiliriz B şıkkı için. C2 eşittir 2'ydi. Biz bunu delta kadar farklılaştıracak olursak C2 üstü eşittir 2 artı delta kadar arttıracağız veya azaltacağız. Dolayısıyla şuraya bakmamız gerekiyor. Yine Z2 eksi C2'ye bakacağız. O da eşittir. CBV çarpı B üzeri eksi 1 N 2 eksi C2 diyeceğiz. CBV'de bir değişiklik yok. CBV temel değişkenlerin amaç fonksiyonunun katsayılarıydı. Yani X1 ve X3'ün bunlar sırasıyla 2'ye 2.5 C2'yi delta kadar farklılaştıracağız. Dolayısıyla Z2 eksi C2 eşittir CBV 2 çarpı 2'ye 2.5 çarpı B üzeri eksi 1 N2 1 bölü 3'e 2 bölü 3 C2'de bir farklılaşma yaptık. Yani 2 artı delta kadar arttırdık. Bir maksimizasyon problemi olduğu için Z satırının yani X2'nin büyük eşit 0 olduğu sürece katsayısı 52 çözüm korunacak. Buradan delta küçük eşit 1 bölü 3 elde edildi. Yani şunu diyebiliriz. Delta küçük eşit 1 bölü 3 olduğu sürece 52 çözüm korunur. X2 temel dışı değişken olduğu için Z değeri de değişmez. Korunur. Z değeri değişmez. Veya farklı bir ifadeyle C2 artı delta'yı düşünecek olursak C2 küçük eşit 7 bölü 3 olduğu sürece çözüm korunur ve Z değeri değişmez yazabiliriz.
Evet, bir sonraki videoda bu bir örnek daha yapacağız. Amaç fonksiyonunun katkısındaki değişiklikler için, katkı vektöründeki değişiklikler için bu sefer bir minimizasyon örneği çözeceğiz.